Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir Blue Whale videosuyla karşınızdayım. Fakat öncesinde sizlere bir duyuru yapmam gerekiyor. Bunu artık sizlere söylemem gerekiyor. Arkadaşlar bu video Blue Whale serisiyle alakalı olarak çektiğim son video olacak. Bundan sonraki süreçte Blue Whale videosu gelmeyecek ve diğer videolarımıza odaklanacağız. Diğer içeriklerimize odaklanacağız. Daha farklı şeyler bulacağız. Daha ilgi çekici konulara odaklanacağız. Blue Whale serisini bugüne kadar heyecanla ve ilgiyle takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların artmasını istiyorsanız, yani Blue Whale ile alakalı olarak değil, bu tarz gerilim dolu böyle insanı merak ettiren videoların artmasını istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızda. 130 kişiyi intihar ettiren oyun. Blue Whale. Hep diyordunuz ki abi bunun bir filmi var mı? Bunun bir dizisi var mı? Bu adamın aklına bu nereden gelmiş? Bugün sizlere onu anlatacağım. Arkadaşlar Blue Whale bir diziden veya bir filmden özenilmiş olabilir. Yani temel olarak olabilir. Fakat hiçbir film veya dizi Blue Whale'den özenilmiş değil. Yani Blue Whale'in tasarlanmasında büyük ihtimalle Nerf filminin ve Black Mirror dizisinin büyük payı var. Yani ben en azından öyle düşünüyorum. Bugün de zaten son olarak sizlere Nerf'ı anlatacağım. Arkadaşlar Nerf filmini ilk olarak bana bir arkadaşım önermişti. Daha Blue Whale hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Ama bana öyle bir önerdi ki, Burak bu filmi mutlaka izlemelisin. Burak bu filmi izle. Bu film gerçekten çok güzel. Bu film harika dedi dedi dedi. Sonunda ben filmi izledim. Filmin konusu şu arkadaşlar. Lise son sınıfa giden bir kız filmin kahramanı. Kız biraz içine kapanık bir kız. Çevresiyle çok fazla iletişime girmeyen, çevresinde sayılı insan olan, derslerine daha çok odaklanmış ve hayattaki tek başarısı derslerden ibaret olan bir kız. Film bu ya. Kızın en yakın arkadaşı da kızın tam tersi. Devamlı bir yerlere giden, bütün etkinliklere giden, hiçbir şeyi kaçırmayan ve son derece sosyal bir kız. Ve bu kız Nerf adında bir oyun oynuyor. Baş kahramanımız başta Nerf'e karşı tepkili. Kesinlikle bu oyunu oynama niyetinde değil. Fakat sonrasında bir şeyler oluyor. Tam olarak anlatmıyorum çünkü spoiler vermek istemiyorum. Videonun sonunda zaten sizin bu filmi izleyeceğinizin farkındayım. Filmin bir kısmında bir şeyler oluyor ve baş kahramanımız Nerf'e katılmayı düşünüyor. Nerf'i de şöyle düşünebilirsiniz oyun olarak. Doğruluk mu, cesaretlik mi oyununun sadece cesaretlik mi kısmı? Doğruluk mu kısmı değil. İnsanlar sizlere görev veriyor. Şunu yaparsan şu kadar para tarzında. Ve bu görevleri yapıyorsunuz ama bu görevler içerisinde ölüm tehlikesi altında olduğunuz görevler de var. Yani görevlerin herhangi bir acımasızlık sistemi yok. Her türlü görev verilebiliyor ve görevleri yaptıkça para kazanıyorsunuz, itibar kazanıyorsunuz. Yani bir nevi YouTube gibi de düşünebilirsiniz. Bu oyun oynayanlar filmde halk tarafından tanınmaya başlıyor bu genç kitle tarafından. Aa sen Nerf'dekisin, aa sen Nerf'de oynayansın, işte sen dünün birincisin falan tarzında. Bu şekilde bir film yapılmış. Film gerçekten başarılı. Fakat Blue Whale ile ortak olan noktaları var, ayrıldığı noktalar var. Biraz onlara da değinelim. Ortak olan noktaları bir kere her ikisinde de işin sadece cesaretlik kısmı var. Doğruluk mu kısmı yok. Yani sadece bir şeyler yapmayı üzerine her ikisi de. Blue Whale'de Nerf filmi de. Ayrıca Blue Whale'de de Nerf filminde de size devamlı olarak görevler veriliyor. Fakat orada bir ayrım var. Nerf'de gün içinde farklı farklı görevler alabiliyorsunuz. Blue Whale'de ise sadece bir görev veriliyor günde. Ki bununla alakalı olarak şunu da söyleyeyim. Nerf filminde görevi yapıp yapmama şansınız var. Tamamen size kalmış. Blue Whale'de ise oyun oynamaya devam etmek için o görevi yapmanız gerekiyor. Ayrıldığı noktalarsa Nerf'de para kazanıyorsunuz. Blue Whale'de para falan yok. Nerf'de bir noktaya kadar tehdit yok. Blue Whale'de baştan sona tehdit var. Nerf'de popülarite var. Halk tarafından tanınmaya başlıyorsunuz. Sadece bunun için bile oyunu oynayabiliyorlar. Blue Whale'de ise tanınmak yok. Tam tersine asosyallik var. Sizi halktan soyutlama çabası var. Ayrıca Nerf filmiyle alakalı olarak size şu bilgiyi de vereyim. Eğer yabancı kanalları takip ediyorsanız dünyanın en ünlü YouTuberlarından biri olan Casey de Nerf'de oynamakta. Ama çok ufak bir sahnede, yani çok çok ufak. Bana fikrimi soracak olursanız Nerf filmini gerçekten beğenmiştim. Fakat şöyle beğenmiştim, onu bir söyleyeyim. Konu olarak güzel bir filmdi. Yani iyi düşünülmüş, iyi yazılmış bir filmdi. Sadece son 10 dakikası veya son 15 dakikası yanlış hatırlamıyorsam filmden tat almamıştım. Çünkü finali biraz, yani son kısımları biraz böyle hani hızlandırılmış gibiydi. İzleyince zaten siz de anlayacaksınız. Fakat hani son kısımlarda gerçekten ne oluyor ne bitiyor yetişemiyorduk. Bundan biraz rahatsızdım. O yüzden filme puanım 10 üzerinden 6 veya 7 idi. Ama genel olarak filmi beğenmiştim, onu söyleyebilirim. Sadece son kısım hani film hakkındaki tüm düşüncelerimi değiştiren yer olmuştu. Arkadaşlar bu videoda bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan videoyu beğenmeyi, aynı zamanda kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Muhtemelen bu videodan sonra zaten 100 bin olmuş olacağız. Yani bundan sonraki video büyük ihtimalle 100 bin özel videosu olacak. Bu yüzden hepinize şimdiden çok 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 teşekkür ediyorum. Zaten o videoda da sizinle konuşacağız. O yüzden çok fazla şu an lafı uzatmıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.